O insanlar geleceğe nasıl bir imza atacaklar? İş dünyasının yol haritası bu toplantıda çiziliyor. MÜSİAD 15 Sektörler Zirvesi 2 gün süren oturumların ardından tamamlandı. Asıl olan gelecekte müşterilerimiz olacak kitleyi tanımak olarak algılayabiliriz. Bizim ana işimiz bugün müşterilerimize hizmet etmek ve müşterilerimizi tanımadan müşterilerimize hizmet edemeyiz. MÜSİAD'ın sloganı gelecekle iş yapmak. Gelecekte hız çok daha önem kazanacak, kalite önem kazanacak. İnsanlar çok hızlı bir yaşam temposuna sahipler. Bu anlamda hayatlarını kolaylaştıracak tarzda çabuk, kaliteli ve doğru ürünlere yönelme imkanları. Tabii burada teknoloji yoğun süreçlerin çok önem kazanacağını tahmin ediyoruz. Oturumlarda önemli firmaların CEO ve genel müdürleri katılımcılara seslendi, fikir alışverişleri yapıldı. Çünkü gelecekte iş yapmak dotosuyla çıkan bir çalışmada. Önce MÜSİAD kutluyorum. Yani diyorlar ki Türkiye'nin önünde 4 altın yıl var. Ondan sonraki yılda da pırlantaymış. Burada öğrendim onu. Çok heyecanlı bir aslında katılım da az önce. Hep dediğimiz şuydu. Bu önümüzdeki yıllar boyunca 2023 vizyonunu 500 milyon dolar ihraca tutturmak için herkes elinden gelenle fazlasını yapması gerekiyor. Toplantıya katılan isimlerden Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye'de pek çok firmanın kendileri gibi hedeflerine ulaşacağını söyledi. Türkiye'nin önü açık. Markalaşma. Allah nasip etti Türk Hava Yolları markalaştı. Global bir oyuncu olduk. Ama içerideki herkes bence şu sözü verdi. Hep birimiz de Türk Hava Yolları gibi hem ihracatta birinci olacağız hem de markalaşacağız. Toplantıya katılım beklenenin üzerinde gerçekleşti. MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, sektörler zirvesiyle hedeflerinin iş dünyasının geleceğini ortak adımlarla şekillendirmek olduğunu söyledi. Ana hedefimiz gelecek. Mottomuzda da var. Gelecekle iş yapmak diyoruz. Biz burada firmalarımızın hem markalarıyla hem bundan sonraki hedefledikleri pazarlarıyla, yeni sektörleriyle, kullanacakları teknolojileriyle, onlara bu süreçte yardımcı olacak insan kıymetleriyle gelecekle nasıl bir diyalog içerisinde olmaları gerektiğini vurgulamaya çalışıyoruz.